Selahattin abi 3 gündür hastanede. Çağımızın vebası isilikle savaşıyor. Çağımızın vebası? Yaygınlık olarak. Her canlı isiliği tadacaktır. O değil de sen yandakilere geçmiş olsun demedin mi? Yo. Selahattin'in hastaneye kaldırıldığı gün maç vardı. Unuttum pardon. Ertesi gün? Ertesi gün telefonla arayacaktım ama set vardı. Uber geç oldu. Yalan oldu. Sonraki gün? Sonraki gün artık telefonla aramak da kesmezdi. Geçmiş olsun da kapıda aramam lazımdı. Üşendim. Oğlum herif hastaneden çıkıyor bugün artık. Geçmiş olsun borcunun üstüne. Geciktikçe faiz biner. Biliyorsun değil mi Kardo? Görüyorum ve arttırıyorum. Geçmiş olsun borcu tefeci gibidir. Borcun zamanını geciktirirsen katlanarak artar. Artık kapıdan uğramak da etmez. İş büyüdü. Gidip en az yarım saat oturmam lazım. Sert. Birlikte gidelim mi? Oho! Ben hastaneye kaldırılırken o an geçmiş olsun'u terastan çaktım. Bitti oğlum. Hey, sense borç batağındasın karşım. Peşin satan, veresiye satan. Yavrum ben Lenduha gibi 3 oda 1 salon kamyonet alıyorum sizden. Niye böyle bir spor araba yolladınız? Ha anladım anladım ciğerim. Ne gerek var 3 gün beklerdik ya. İlla jest olarak böyle bir spor arabayı gönderiyorsunuz üstü açık. Tamam tamam peki. 3 gün bunu kullanırız kamyonet gelesiye kadar. Peki haydi. Haydi iyi günler sağ olasın. Ne bu Şeyh Musa? Genç delikanlı arabası yakışıyor mu sana? Aa almadım ki Servet Hanım. Kamyonet fabrikadan çıkasıya kadar 3 gün bunu kullanacağız işte. Lüzumsuz işler. Gençlik heveslisi adamlar gibi, dost tutmuş gibi, şakaklarını siyaha boyamış gibi, mavi hapları dadanmış gibi, güzellik yarışmasında jüri olmuş gibi. Yahu Servet Hanım nereden nereye geldik? Bak genç kızlar sana bakıyorlar, ayıplıyorlar. Ay hiç yakışıyorum aksakallı dedeye diye. Aksakallı dede mi? Vallahi benim onların rüyalarına girip hiç sayısal tüyo vermişliğim yok. Aksakallı dedeymiş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.